Merhaba, videoma hoş geldiniz. Ben Uras. Bugün gerçekten çok acayip meslekleri derledim. Aslında çok havalı meslekler ama gerçekten garipler ve bazıları oldukça gereksiz. Ama ekmek parası işte. Mutlaka bunları da birinin yapması gerekiyor. İşte en acayip havalı meslekler. Panda sarılmacıları. Çin'de panda araştırmaları ve korumasına yönelik çalışan bir merkezde panda bakıcıları yılda yaklaşık 32 bin dolar kazanıyor. Panda bakıcılarının yaptıkları bilimsel bir çalışma değil. Daha ziyade pandalara bir çocuk bakıcısı gibi yaklaşmak. Yani aslında bir nevi pandalara arkadaşlık ediyorlar. Çok da kolay değil tabii ki. Çalışanların çoğu neredeyse yılın tamamını pandalarla geçiriyor. Yemek ve kalacak yer ihtiyaçları da bedava karşılanıyor. Bu işe başvuru aşamasında pandalarla ilgili ortalama bir bilgiye sahip olmanız ve en az 22 yaşında olmanız gerekiyor. Lego profesörü. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde yeni bir iş pozisyonu var. Lego konusunda uzmanlaşmış bir profesör. Üniversitenin çocuk eğitiminde oyunun yeriyle ilgili araştırma departmanına Lego Foundation'dan 1,5 milyon poundluk bir yatırım yapılmış ve Lego araştırmalarında uzmanlaşan bir profesörün Ekim ayında işe alınması gerekiyor. Profesyonel deniz kızlığı. Amerika'da böyle bir iş var, evet. Yaklaşık 1000 kadının profesyonel deniz kızı olarak çalıştığı söyleniyor. Profesyonel deniz kızları ne mi yapıyor? Havuz partileri ve çeşitli gösterilerde bacakları birbirine bağlı bir şekilde özel yapılmış bir kuyruk giyerek saatlerce yüzüyor ve kendilerini izleyenleri eğlendiriyor. Aslında hiç havalı bir iş değil, birçok bakımdan zor olmalı ya. Cilt testçileri. İngilizce'de face feelers veya sensory sciences, yani duyu bilimcileri denilen bir meslek, kozmetik sektörünün bir parçası. Tıraş köpüğünden yüz kremine kadar birçok bakım ürününün deneme aşamasında devreye giren cilt testçileri, ürünleri deneyen kişinin yüzüne dokunarak ürünün etkisiyle ilgili profesyonel gözlemler yapıyorlar. Çikolata doktoru. Cambridge Üniversitesi'nin Kimya Mühendisliği ve Biyoteknoloji Departmanı'nda çikolata hakkında çalışan bir doktora araştırmacısı aranıyor. Projenin amacı yüksek ısıya dayanıklı çikolata geliştirmek. 70 gün boyunca yatmak. Drave Ivanecki ekstra para kazanmak için NASA'da 70 gün boyunca bir denek oldu. Yapması gereken şey ise tam 70 gün boyunca yatmaktı. Kemik ve kas sistemi hakkında bir deney için 70 gün sırt üstü yatacak bir gönüllü arayan NASA 2013'te ilanlar yayınlıyor ve Drave Ivanecki başvurusunu yapıyor. Bir sene sonra da kabul edildiğini öğreniyor. Ivanecki toplam 25 bin başvuru arasında seçilen 54 denekten biri. Neye göre seçtiler acaba bu denekleri? Ferrari alışverişçisi. İşte bence en havalılardan biri bu. Marcel Massini. Zengin müşteriler için Ferrari'leri kıyaslayıp seçen bir Ferrari uzmanı. Tüm dünyayı gezip dünyanın en pahalı arabalarını deniyor ve müşteriler için seçimler yapıyor. Massini, Avrupa'nın en ünlü Ferrari uzmanlarından biri ve her yıl milyonlarca dolar kazanıyor. Canlı yatak ısıtıcıları. 2010 yılında Londra'da Holiday Inn adlı otel, sıcak çarşaflarda uyumak isteyen müşterileri için yaratıcı bir hizmet başlatmış. Kalın kıyafetler giyip yatakta hareket ederek yatağın ısınmasını sağlayan otel personelleri düşünün. İngiltere'nin soğuk geçen kışları için yaratıcı ama biraz da tuhaf bir iş. Otelin yetkililerinden Jay Bradnell bu canlı yatak ısıtıcıları için dev birer sıcak su torbası gibi benzetmesi yapmış. Bence bu mesleklerden en acayibi ve en güzeli şu pandaya sarılmak olandı. Sizce peki bu mesleklerden en iyisi hangisi? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Buraya tıklayarak da dünyanın en pis işleri videomu izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma ve böyle videolar gelsin istiyorsanız like tuşuna da basmayı unutmayın. Hoşçakalın.